Son çiviyi de çaktık mıydı? Hadi abi. Ha, günaydın Özcan. Şuradan lokma takımları versene. İnce ayar yapacağım. O ince ayarı kafama yaptın zaten sabah sabah. Ne bu gürültü yine? Ne yapayım işte? Karantina günlerinde can sıkıntısı. Uzay teleskobu yaptım evdeki malzemelerle. Yıldızlara bakacağım. Sen de herkes gibi evde pizza falan yapsana Radi abi. Neden böyle icatlar peşindesin anlamıyorum ki. Çünkü merak Özcan. Dünyadaki bütün gelişmeler meraktan doğmuştur. Bilim merakla başlar. Bizleri taş devrinden bugünlere getiren yegane güç meraktır. İnsanoğlunun başına ne geldiyse ya meraktan ya da... Lan hadi burada taş gibi bir şey var lan. Lan Niyazi dayı utanmıyor musun sen milleti dikizlemeye? Kaç yaşında adamsın, saçından pıyından utan bir kere ya. Ben o teleskobu sen el alemin kaynanasını röntle diye mi yaptım? Senin yaptığın... Öyle değil lan. Bildiğin taş var. Hani bakım? Aman Allah'ım. Bu devasa bir asteroid. Asteroid mi? Bir meteor. Göktaşı. Dünyaya yaklaşıyor. Ya hadi git artık ya. Ulan bu yıl bizim yılımız olsun dedik. 2020 güzel geçsin dedik. Başımıza gelmeye kalmadı. Yeter ya. Bir şeyler yapmamız lazım Özcan. Kaybedecek zamanımız yok. Dünyanın sonu gelebilir. Derhal yetkililere bildirmeliyiz. Sen bildir abi. Ben Survivor'a bakıyorum. Ulan okulları tatil ettik. Sokağa çıkma yasağı koyduk. Şurada iki gün ense yapamadık. De bu Skype'da Zoom'du kim icat ettiyse sıçacağım onun ağzına. Dakika başı online toplantı yapıyoruz. Çık. Alo. Ne var lan gene? Aha Trump da geldi. Barış Özcan beni duyuyor musun? Evet gayet iyi duyuyorum. Evet. Amerika ve Çin de bağlandığına göre toplantımıza... Çin de mi bağlandı? Nihao! Lan bunu niye çağırdınız? Sakin ol Trump. Bu bütün dünyayı ilgilendiren bir mesele. Gene ne oldu? Neydi bunlar bu sefer? Shenzhen Fusong! S**t git! Ayıp oluyor Trump. Sadece yarasa yediler diye. Sırf bütün dünyanın anasını ağlatan illet musibet oradan çıktı diye. Hala daha üstüne üstlük kedi, köpek, pangolin, koala, envai çeşit sürüngen, uçan kaçan nerede olur olmaz hayvan varsa pazardan alıp yemeye devam ediyorlar diye. İnsanları hor göremeyiz. Ne zaman hor göreceğiz lan peki? Bizim iğmeleri lazım. Şu an hepimizi ilgilendiren bir meseleyi konuşmalıyız. Dünyamız tehlikede. El ele vermezsek yok oluruz. Ben el ele falan vermem. Zaten paranoyak olmuşum iyicene. Tuvalet kağıdını bile sirkelen siliyorum. Her tarafım pişik oldu. Arkadaşlar toplantının konusunu öğrenebilir miyim acaba? Kim o gözlük? Şey Barış Özcan. Sanat, bilim ve tasarım üzerine içerikler üretiyor. Sevdiğimiz bir kardeşimiz. Teşekkür ederim. Konuya gelelim beyler. Yaptığım gözlemlere göre çapı 1.8 kilometre olan devasa bir göktaşı şu anda dünyamıza yaklaşıyor. Hesaplamalarım doğruysa bu göktaşı 29 Nisan 2020'de bize çarpacak. Eğer bir önlem almazsak bütün insan ırkı dinozorlar gibi yok olacak. Pardon, ben bu konuyu bir videomda işlemiştim. Evet. Barış Özcan'ın da bir videosunda işlediği gibi bu asteroidi dünyamıza çarpmadan önce... Yalnız bir yanlışınız var. O gözlemlediğiniz asteroid ki muhtemelen 52.768.998 OR2'den bahsediyorsunuz, dünyaya çarpmayacak. Dünyamızın 0.042 AU yakınından geçecek. Tamam biz ne dedik? 0.042 AU uzak bir mesafe, yaklaşık 6 milyon kilometre kadar. Bilim insanları açıkladı bunu. Peki neden 0.042 AU yakından geçecek dediler de 0.042 AU uzaktan geçecek demediler? Doğru. Arkadaşlar, böyle fantastik olaylar söz konusu olduğunda hemen bütün dikkatimizi oraya veriyoruz. Olasılıkları, ince hesapları günlerce konuşuyor, tartışıyoruz. WhatsApp mesajlarında nereden geldiği belirsiz saçma sapan teoriler havada uçuşuyor. Ama nedense gözümüzün önündeki gerçek tehlikeleri hiçbir zaman ciddiye almıyoruz. Örneğin, okyanusların yüzeyindeki atıkların %90'ı pet şişelerden oluşuyor. Ortalama 400 yılda çözülebilen bu pet şişeleri doğaya atmaya devam edersek, birkaç yüzyıl sonra deniz canlıları tarihe karışabilir. Ya da Amazon ormanları, sadece geçen yıl Peru'da 240 bin futbol sahası büyüklüğünde yağmur ormanı yok edildi. Dünyanın akciğerleri sönüyor şu an. Ya da karbon salınımı, eğer fabrikalar... Kim osurdu?
Ben değil. Kesin bu çekik salmıştır. On zor ha? Var Sözcan. Bakın, konuya dönecek olursak... Bakın beyler, az evvel biri osurdu burada. Kim yaptıysa çıksın, adam gibi ben yaptım desin. Ben yapmadım. Sen niye üstüne alınıyorsun ki? Hu şin. Kesin bu yaptı. Beyler. Belki de sen yaptın, suçu ona atıyorsun. Ben yapsam söylemez miyim? Ne olacak insanlık hali? Bakın. Ya kapat, ben kendi işimi kendim hallederim ya. Hallet olan o zaman. Biz bize yeteriz. Kimsenin osurunun kokusunu çekemem ben burada ya. Nagoyi. Kapat, sen de adamı hasta etme. Arkadaşlar. Arama lan bir daha. Sen de arama. Çık. Ayıptır ya. Burası ne kokuyor Hadi abi? Adamlara bak, ne teknoloji yapmışlar. Kokuyu bile iletiyor. Asteroidi yok etmenin tek bir yolu var. O da Bruce Willis yöntemi. Eğer bir uzay mekiğiyle asteroide iniş yapıp yüklü miktarda patlayıcıyı asteroidin içindeki derin kraterlerden birine yerleştirirsek asteroidi dünyaya daha fazla yaklaşmadan parça pinçik edebiliriz. Bunun için bize sadece bir uzay mekiği gerek. Ha iyi, bir şey değilmiş. Peki Barış Özcan doğru söylüyor olamaz mı? Olamaz. Aha bak, WhatsApp'tan mesaj geldi. Arkadaşlar selam. Arkadaşımın bir akrabasının nişanlısı NASA'da çalışıyor. 29 Nisan'da kesin olarak asteroid çarpacakmış. Fakat gizliyorlarmış bunu. Nişanlısı bizzat kendi söylemiş. Hatta 1 Mayıs'ta düğün tarihi almış bunlar. Onu iptal etmişler. Hepimiz öleceğiz. Bütün gruplara gönderdim bunu. Kesin bilgi. Yaymak lazım. Tek yapmamız gereken bir uzay mekiği çözmek. Nereden buluruz uzay mekiğini? Belki ben yardımcı olabilirim. Sazlıklardan havalanan İlhan İrem. Bir ördek gibi sesin. İlhan İrem mi? İlhan İrem Özcan. Ürkek şaşkın. Uzaya giden ilk Türk. Duyuyorum. Yıllardır bugünü bekliyordum. Ve sen bir tekrar hatırlanacağım. İnsanlığa tekrar faydalı olacağım günleri. Güzelsin. Seni unutan utansın İlhan İrem. Recep, teşekkür ederiz. Dünyanın kaderi ellerimizde şu an. Vakit kaybetmeden işe koyulalım. Ve ben yağmurlar altın. Hayır, polise laf anlatamıyoruz ki. Şu boşuna ceza yedik. Dedim sana hafta sonu sokağa çıkma yasağı var diye. Sokağa çıkma yasağı var. Uzaya çıkma yasağı mı var? Adam başı 3800 lira girdi kıçımıza. Galiba yaklaştık. Anasını avradını. Yana yana geliyor. Ne oldu? Sıcaklık çok yüksek. Yaklaşma algılayıcı sensörler hasar gördü. İniş modülü çalışmıyor. Eyvah! Yedek sistemleri devreye sokalım. Hangi yedek sistemleri? Ben ne bileyim la! Yok mu öyle bir şey? Kontrolsüz şekilde yaklaşıyoruz şu an. Eşhedü en la ilahe illallah! Yaktın bizi Radi abi! Ben ne yapayım la? Adamın uzay mekiği dandikse ben ne yapayım? Tek bir şansımız var. Neymiş o? Manuel iniş deneyeceğiz. Manuel iniş mi? O nasıl olacak? Gel! Öyle gel. Gel sağlı, sağlı gel, sağlı. Gel, 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 gel. Serbest, gel sen, gel. Sağlı, sağlı, sağlı gel. La sağlı, sağlı gel. Radi Bey. Efendim canım. Uzayda olduğumuz için sağ sol gibi referanslar yok burada. Koordinat verirseniz daha iyi olur. Tamam, böyle kalsın. Adama da iyilik yaramıyor. Evet. Bu bizim için küçük, insanlık için büyük bir adım beyler. Tarihte ilk defa bir asteroide iniş yapan insanlar bizler olduk. Allah utandırmasın. Hemen şurada büyük bir krater var. İçine inip patlayıcıları yerleştireceğiz. Özcan, patlayıcılar sende. Bende mi? Çantanın içine koydum. Lan benim sırtımda patlayıcı mı var? Haydi o zaman, kazamız mübarek olsun. Patlayıcıları koydum abi. Güzel. O halde gemiye geri dönüp güvenli bir mesafede fünyeyi ateşleyebiliriz. Göktaşının patladığından emin olduktan sonra da dünyaya iniş yaparız. Gidelim. Ben burada kalıyorum. Nasıl? Manuel iniş sırasında kullandığımız yakıtı hesaba katmamıştık. Kalan yakıtla roketleme yapamayız. Ağırlık atmamız gerek. Siz dönün. Ben burada kalıyorum. İlhan İrem,
Beni düşünmeyin, dünyanızı kurtarın. Benim bildiğim dünya zaten çoktan yok oldu. Güzel günler, güzel şarkılar ve o güzel şarkıları dinleyen güzel insanlar beyaz atlara binip çoktan uzaklaştı. Öyle deme İlhan İrem. Sana da açarız bir TikTok hesabı. TikTok'ta şarkılar çok iş yapıyor. Bütün şarkıcılar TikTok'ta şu an. Dönüşüm muhteşem olur. Böylesi daha iyi. Bırakın mavi gezegen hatıralarımdaki gibi kalsın benim için. Gidin artık. Giderken ardımdan şarkılarımı çalın. O bana yeter. La adamın CD'sini de evde unutmuşuz, görüyor musun? Neyse, dünya yörüngesine girmek üzereyiz. Bir radyoma diyor bir şey aç da keyfimiz yerine gelsin. Sevgili seyirciler, günlerdir dünya gündemini meşgul eden felaket teorisi safsata çıktı. Resmi makamlar 52.768-1998 OR2 adlı asteroidin dünyanın çok uzağından geçeceğini açıkladı. WhatsApp'tan mesaj gelmişti. Sazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin, ürkek, şaşkın, kararsız duyuyorum. Ve sen bir gökkuşağı kadar güzelsin. Rengarenk ve az sonra gidecek.